İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Baba Cars sunar. Fenerbahçe Konya Spor'la oynadı ya, ilk yarı 1-0 mağluptu biliyorsun. Soyunma odasında hoca ikinci yarı için uyarılarda bulunurken işte bir şeyler söylerken Mesut'a diyor ki ikinci yarı çıkmıyorsun. Pelkas giriyor oyuna malum. Mesut sinirleniyor bu duruma. Maçtan sonra istemedi İsmail Kartal'a. Çıkışıyor bayağı. Ben niye bu kadar az oynuyorum, işte daha fazla oynamam lazım, her şeyi yapmaya çalışıyorum, hala niye ilk ben çıkıyorum falan. Ozan Tufan da giriyor bu sefer. Artık Mesut baktı yürüyor ondan mıdır. Oyuna son dakika girdi ya 90+1'de. O da başlıyor isyan türküsüne. İsmail Kartal cevap vermiyor. Naif kişiliklidir hoca zaten. Ve sonrasında durumu başkana bildiriyor. Ve sonunda kadro dışı kararı geliyor. Şimdi bu kadarıyla duysan kulüp haklı diyeceksin değil mi? Yönetim teknik adamdan yana bir tavır koymuştur ve iyi yapmıştır dersiniz. Anlarım. Ama katılmam. Asla. Bir takımın ne kadar kötü yönetildiğini alır. Bu örnekle açıklarım size. Yapayım mı? Hadi. Güzel insanlar, sevgili Taçan. Mesut Özil teknik adamlarla sorun yaşayan bir adamdı. Tamam. Geçmişte de bu hep böyle oldu. Yani hani paketinin içinde bu var adamın. İlk defa duymuş gibi yapmasın kimse. Mourinho ile bile zamanında takışmışlığı var. Daha evvel anlatmıştım gerçi ama mecbur yenileyeceğim ve aradaki yönetim farkıyla bir şey anlatmaya çalışacağım. Neydi işte? Bir gün Deportivo ile maçları var. İlk yarıda işi bitirmişler aslında. Her şey tıkırında. Mourinho buna rağmen bir başlıyor Mesut'a saydırmaya. İki güzel pas yeterli sanıyorsun diyor Mourinho. Sana göre ikili mücadelelere girmek için fazla iyisin. İşte %50 oynasam yeter diyorsun. Yok öyle yağma börek. Ne istiyorsun benden ya diyor Mesut da. Eyvah, ortalık karışacak. Vaziyet alınsın. Dönüyor Ramos'a. Mesut Özil beni deli ediyor diyor, çenesini kapatması lazım. O sırada Mourinho durur mu? Daha yüksek sesle bu sefer. Oynayabildiğin kadar iyi oynamanı istiyorum. Bir erkek gibi diyor, ikili mücadelelere girmeni istiyorum. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Mourinho söylüyor. Ve gösteriyorum diyor, böyle ayak parmaklarının ucunda yükseliyor. Kollarını vücuduna yapıştırıyor. Böyle dudaklarını artık nasıl büzüştürüyorsa. Ve soyunma odasının içinde Mourinho, koca Mourinho oradan oraya hopluyor. Aman canım yanmasın, aman üstüm kirlenmesin, sen busun Mesut Özil. Tansiyon tamam, birinin 180, diğerinin 200 nabzı. Mesut hatta kalmıyor abi, bu kadar harikaysan gel kendini oyna diyor. Çıkarıyor abi formayı, atıyor Mourinho'nun ayağının dibine. Aha diyor, pes mi ediyorsun? Her zamanki Mesut işte, korkaksın, o kadar korkaksın ki. Ne istiyorsun oğlum diyor Mourinho. Güzel sıcak bir duşun altına girmek mi? Saçlarını şampuanlamak mı? Yoksa ne olduğunu bana, taraftara kanıtlamak mı? Sesi düşüyor birden ama sözü hala çok yüksek. Ağla diyor, ağla. Zırla bakalım Mesut, bebeksin sen. Git duşa gir, sana ihtiyacımız yok diyor. Mesut yavaşça yerinden kalkıyor, duşa doğru gidiyor. Ve hala abi susmuyor Mourinho. Sonra abi soyunma odasında bir tek Mesut kalıyor. Kaka giriyor yerine. Duşta alıyor şampuanı Mesut, ulan diyor. Senin de fırlatıyor falan ayağındaki terlikleri. Hep duvara çalıyor. Af buyurun, ana avratta sövdüğünü kendi yazıyor kitabında. Küfür var dilinde. Galiba son mevzuda da zaten ağzını bozmuş, öyle yazıyorlar. Abi sonra Mesut diyor ki kendi kendine sakinleşince, iyi ki bu kavgayı ettik. Çünkü gerçekten iyi olmak ve bir şeyleri anlamak için bir parça öfkeye ben her zaman ihtiyaç duyarım diyor. Sonra ne oluyor? Buluşuyorlar ve diyor ki Mesut, hocam en büyük zayıflığımı yüzüne vurduğun için teşekkür ederim. Mourinho'dan cevap şu, sen potansiyelini tam kullanana kadar sana rahat yok. Gülüşüyorlar tabii. Sonra bakın, geliyor bir sonraki maç. Yani yine soyunma odası. Yine bütün takım orada. Reis diyor ki, o gün biraz ağır konuştum Mesut. Ben senden tüm takımın önünde özür dilerim. Farkında mısınız konunun? Biraz abartılı konuştum biliyorum diyor. Ben hep sizin için bağırıyorum be oğlum. Diğer konuları zaten konuştuk. Kendi aramızda hallettik. İnsan kendisi için en iyisinin ne olduğunu kafasına vurulunca anlıyor. Ama diyor korkma, Nazik Bey'imizi bundan sonra sadece övüp okşayacağız diyor ve gülüyor. Herkes yerlerde rahatlamanın etkisiyle. Nasıl hikaye? Teknik direktörlük olanı biteni gözlemleyip şikayet etmek mi? Bazen arazayı bilerek bile isteye kaşıyıp işten verim sağlamak mı? Bence ikincisi. Üreten ellerle planlayan beyin arasındaki aracı kalp olmalıdır. Hocalar hem takımın, her bir futbolcunun ayrı ayrı kalbidir. O kanı pompalar, o duyguyu hisseder, ona göre şekil alır. Yoksa Anton Çehov'un meşhur sözündeki gibi, ilk sahnede görülen silah
Üçüncü sahnede patlar abi, kaçınılmazdır. Vitor Pereira da takıma gol lazımken ilk Mesut'u çıkarıyordu oyundan. E şimdi oyuncu zaten yetersizlik hissiyle baş etmeye çalışırken onu kazanmaya değil de daha çok onu böyle işaret etmeye yönelik hareketler oluyor bunlar. Mesut Özil'den bahsediyoruz yani. Biz 40 senedir ne boşuna kahve içtik ne boşuna laf dinledik diyor ya. O hesap yani. Adam Fenerbahçe'nin şort giyen ulu lideri olmaya soyundurulmuş bir adam. Sözleşmesiyle, hikayesiyle, kariyeriyle, takipçileriyle gelmiş. Sonra ne olmuş? Hadi çık kurtar. E nasıl olacak? Belim ağrıyor, sırtıma ağrı saplandı, şuna ortak olayım, buna ticarete mi girsemler başladı. Yani zaten yarım ağız bir heves, kötü iletişim teknikleriyle, kötü ego yönetimleriyle yine yeniden berbat bir hikaye çıkardı ortaya. Ne ümitlerle karşıladık biz adamı. He? Şimdi geldiği yere bak. Ve hala devam ediyor bu sarpa saran yanlışlar. Çünkü Mesut Özil kariyerini öyle iki cümleyle bitirmemelisin Fenerbahçe'de. Böyle bir metin lazım sanki yani, ne bileyim. Hani bu meseleye böyle kolektif açıdan yaklaşmak yerine seçilen bu tarz bence kulüp kültürünün de dejener olduğunu gösteriyor. Yoksa haklıydı, haksızdı bu arama meselesinde değilim ben. Hiçbir kavgada da daha ben böyle tek taraflı bir haklılığa rastlamadım. Kendi adıma söylüyorum. Luis Gustavo ben sol bek oynamam diyor. Sosu elinde şişelerle İstanbul gecelerinde. Arda Güler'in koşarak sarıldığı abisi kadro dışı. Yani Fenerbahçe tarihinde son yıllarda birbirini yiyen sayısı atılan golden fazla hale geldi. Bu nedir arkadaş ya? Her koşarak gelen aynı hızla koşarak gider olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir tek farkındaysanız Ozan Tufan'ı söylemiyorum. Çünkü Aykut Kocaman konuşurken, takıma bir şeyler anlatırken yaptıkları yüzünden kadro dışı kaldı. Ersun Yanal koşmuyor etmiyor diye gönderdi. Gitti geldi gitti geldi. Fena gelişlerde değildi, övdük de. Ama bak hala yine aynı yerdeyiz. Bir de neye kızıyorum biliyor musun? Taçan mesela seni İngiltere'ye göndersek. 3 ayda İngilizceyi söker gelir misin? Gelirsin. Ben yayıncılık için gitsem oraya mesela işte Chelsea TV'ye. E bavul dolusu deneyimle, bilgiyle gelirim değil mi? Adamlar ne yapıyor biliyor musun abici falan. O kafada olurum yani. Bunu gönderdiler. 3 ay gitti İngiltere'ye. Bu nasıl antrenman ya dedi. Geri döndü. Ya gidip gelenler öyle antrenman yiyorlarmış ki. Burada takımları şampiyon yaptılar. İşte Fenerbahçe dedik. Yarım sezonda Emre Belezoğlu Atletico Madrid'den dönü şampiyon yaptı. Bunda tık yok. Hala bir beden büyük forma giyiyor. Hala orta sahada böyle gelene geçeni seyrediyor. Bir de takımın en eskisi ha Ozan Tufan. Kaptanı. Son dakikada oyuna dahil ediliyor diye egosu inciniyor ama beyimizi. Ben de tam bunu söylüyorum. Ozan Tufan'ın son dakika oyuna girmesi, psikolojisini, kararlarını, cümlelerini bu kadar olumsuz etkiliyorken, takıma gol lazım olduğu anda hep ilk Mesut'u çıkarırsanız, o kariyerin de bir reaksiyonu olur. Bunu göze almalı ve cebinizde bu reaksiyona bir formülle dolaşmalısınız. Yoksa iyi menajerlik oyunu oynayan herkes antrenör olurdu. Etten, kemikten, sıkça da egodan bu insanlar ve hep söylüyorum futbol bir duygu oyunu. Üstelik Mesut gibiler akıllı insanlardır ve genellikle sabırsızdır. Böyle fazla bilgili adamı da memnun etmek zordur. Hele ki sürekli olarak hocanızın geçici olduğu vurgulanıyorsa. E böyle kararları o zaman onu ikna etmek daha da zordur. Tesisin içinde, takımın içinde bir lider bulmuşsun ki bir toplulukta bir bilgi olsun yeter. Herkese o bilgelik çabucak bulaşır derler abi. Bilgelikten kastım burada tecrübe tabii. Kat o deneyimi takımın gençlerinin içine. Üstüne çalışılsa, ya ille de olmuyorsa yine olmaz canım yani. Olmazı da planlayacaksın. Ben onu söylüyorum. Burası Fenerbahçe. Bu plansız tavırlar ne oluyor? 10 sene sonra gelecek bir transferin önüne engel olabiliyor. E geçici teknik direktör eliyle düzgün ifade edilmeden gerçekleşen bu tip hadiseler kulüp hafızasına travma olarak kaydedilir. Ha, bunlar çok böyle akademik, ne bileyim, kitabi geldiyse kimse Fenerbahçe'den büyük değildir, kimse böyle yapamaz, şöyle edemez derim, mevzuyu kapatırım, hiç problem değil güzel insanlar. Sonuçta en kolayı olayları böyle kenardan izleyip dizi seyreder gibi hak taksimi yapmaktır. Sana göre hoca haklıdır, diğerine göre futbolcu haklıdır, bu hiç bitmez. Ama takım yönetimi, abi o işte sanattır yani. Her neyse. İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Babacar sundu.